Hər vaxtınız, hər anınız xeyir olsun, əziz Kanal 3 izləyiciləri. Kanal 3 kamerası hal-hazırda Ankara'dadır. Demək olar ki, Türk dünyasının mərkəzində. Çünki bütün Türk elləri, Türkmən elləri məhz Ankara'da buluşurlar. Biz də bugün Ankara'da qardaş Türkmən elindən olan çox dəyərli bir qələm ustasını sizə təqdim edəcəyik. Çox hörmətli Rıza Çolakoğlu Türkmən elindən, Təlafərdən gəlib, hal-hazırda Ankara'dadır. Onu eşitmək, onu Azərbaycana tanıtmaq, Türkmən elinin durumunu sizlərə tanıtmaq, Türkmən elində dilimiz necədir, Türkmən elində elimiz necədir? Bütün bu sualları çox dəyərli hocamızdan soruşacaq. Bizdən ayrılmayın. Hocam, xoş gördük sizi. Sizlər bizim Türkmən elində, qardaş eldə dilimizi, mədəniyyətimizi, kültürümüzü yaşadan insanlarsınız. Sizləri ziyarət etmək bizim borcumuzdur. Bugün Türkmən eli ocağında sizləri ziyarət etdik. Necədir elimizdə, Türkmən elində durum necədir? Mən istəyərdim ki, biraz özünüz haqqında məlumat verəsiniz, biraz da elimiz haqqında. Azərbaycanda bilirlər, amma bizlərin, biz də kanalın izləyicilərinə təqdim edəyik sizi. Mən Tılafarlı şəhər, Türkmən elinin şəhəri Rıza Çolakoğluyum. Tılafar kəndində 1952-də doğdum. Doğar doğmaz süt yanı çəkdim. Anamın südü qurulu. Anam məni çay kürəklə bəsləmək zorunda qaldı. Ara sıra ninəm, büyük anam, bizim batıya dedikləri yoğurt qabında bizə yoğurt gətirirdi. Yavaş-yavaş taxta qaşıqda anam mənə içirirdi. Çox əziyyətli, çox sıxıntılı bir şəkildə büyüdüm. Fakir bir ailədə. Ondan sonra 7-8 yaşlarımda doldurmaz fakirlik yüzündə, yoxsulluq yüzündə Musul vələyətinə təbi Qaraqoyunlu köyü, əlki Qaraqoyunlu dövlətinin qarıtı olan Qaraqoyunlu köyünə geçimimizi sağlamaq üçün göçmək zorunda qaldıq. İlk okul orada bitirdim. Oradan birçok hatıralarım var. 11-12 yaşlarında şiir yazmaya orada başladım. İlk okulu bitirdikten sonra tekrar Tılafara döndük. Tılafarda orta okul ve liseyi bitirdim. Sonradan Musul Üniversitesində, Ədəbiyyat Fakültəsində tarix bölümünü bitirdim. Doktora yapmak için belki Azərbaycanda çok əlaqədarlı, çok tanıdığı bir zat, rahmatlı Ərəb Türkmənləri kültür müdürü Abdüllatif Bəndəroğlu var. Bəli, Bəndəroğlu bizdə çok güzel. Türkiye'ye geldim doktora yapmak için. O bana bir mektup vermişti. Rahmatlı Cehit Körübey var, Türkiye'nin Türk Dil Kurumu Müdürü, ona uğradım. O bana yine bir mektup verdi. İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi'nde folklor doçent doktoru Saadettin Ülüç vardı, onun yanında okuma. O bana yardımcı oldu. Doktora yapacaktım ama Irak'ta anormal durumlar yaşandı. Birinci Körfez Savaşı başladı. Irak ile İran'ın savaşı 8 yıl süren savaşın başlaması nedeniyle yedek askere alındım. Yedek askerlik yaparken siyasi sebeplerden dolayı tutuklandım ve 7 yıl hapis cezası yedim. Neydi sizin siyasi hapsinizin dəlili neydi? Siz neydi? Saddam rejimine karşıydınız yani? Saddam herkese düşmanıydı. Saddam din düşmanıydı ve millet düşmanıydı. Hem dincilere muharib ederdi, hem de milliyeti kayra. Mesela biz Türkmenler hakkı zayıydı. Biz büyük görevlerde yer alamazdık. Mesela subay olamazdık. Məsələn, yer alıbsa bizim böyük sayıda haqqanlı, sənədli yerlərimiz vardı. O türkmən olduğumuz üçün bütün
yerlerimize el koydu, elimizden aldı. 160 dönüm, ne söylersiniz, 160 dönümlük bir parça yerimiz bizim, şahsan babamın elinden aldı. Yani müsaadır ettiler. Müsaadır etti, o hakkımız vardı, senedimiz vardı, yine de Türkmen olduğumuz için onu Ərəblərə verdi. Hapisten sonra mı Türkiye'ye geldiniz? Hayır, hapisten sonra, hapisten çıktıktan sonra görev dışı bırakıldım. Aha. Vazifadan, vazifaya bırakmadılar beni. Neçenci yılıydı onlar? Siyasi nedenlerdi bu. 1986'da hapiste çıktı. İran-Irak savaşı olardı. Evet, başlıyor. Onlar beni öğretmeniydim. Öğretmeniydim, öğretmen siyasi nedenlerden dolayı öğretmen olarak siyasi mesele var içinde öğretmen diye beni kabul etmediler. Görev dışı bırakıldım. Yani görev dışında kaldım. Dolayısıyla ailenin geçimini sağlamak için bir mağaza açmak zorunda kaldım. 10 yılca mağazamı, ailemi idare ettim. Ondan sonra Saddam düştü. Ondan sonra 2003'te Saddam dönemine son verildi. Ondan bugüne kadar yine biz Türkmenler öz konumuza gelelim. Saddam döneminde herhangi bir hakka malik değildik. Ancak Saddam düştükten sonra kültür kuruluşları, gazete, dergilere izin verildi. Ancak şimdi anlatacağım gibi ancak yine de istenen haklarımız elde edemedik. Yani Türkmenler mesela Türkmenlerden büyük görevlerde yer verilmedi Türkmenlere. Türkmen adına verilmedi. Partiler adıyla verilse de o Sünni, bu Şii diye bir görev, bir bakanlık ise veya genel müdür ise veya parlamentoda yer almışsa, parlamentoda oy kazanmışsa o siyasi parti yoluyla almış. Türkmenler onları değil. Milli kimliği olarak mı? Evet. Bunda Türkmenlerin de bir ayıbı var. Türkmenlerin de bir suçu var. Türkmenler seçimlere bir tek kütle halinde katılmadıkları için dağıldılar. Bu yüzden haklarını elde edemediler. Çünkü parça parça olarak, partilere yamak olarak seçimlere katıldılar. Ne partileri? Arap partileri ne fark etmez? Sünni veya Şii partilere. Sünni Türkmenler, Sünni partilere dayandılar ve Şii Türkmenlerden Şii partilere dayandıkları için onlar ne Şiiler bir hak alamadılar, o ne Türkmenler. Yani Türkmenler parçalandıkları için haklarını elde edemediler. Bak o din faktörünü geydirirsiniz. Türkmen elinde din faktörünün durumu necedir? Bak Türkmen elinde bizim soydaşlarımızın Sünnisi de var, Şiiyesi de var. Bu özü de bir bölmeydi de, insanlar bölünür. Siz ne düşünürsünüz? Nece olmalı? Din mi önemli olmalıdır, milli kimlik mi önemli olmalıdır? Ben onu her zaman söylüyorum, şiirlerimde de onu anlatıyorum. Maalesef Türkmenler mezhepçiliği, milli soruna, milliyetçiliğe yek tutmaktadırlar. Aha. Üstün görmektedirler. Dolayısıyla bir araya gelmiyorlar, birleşmiyorlar. Ben defalarca seslenerek, haykırarak, efendim siz kütlelere yama olarak, kütlelerin kuyruğunda sallanarak herhangi bir hak elde edemezsiniz. Türkmen kültürü, Türkmen bir özel Türkmen kütlesi diye seçimlere katılırız ve hakkınız isteyiniz. Öyle olmasa herhangi bir hak elde edemezsiniz. Maalesef şimdiye kadar öyle bir durum yaşanmaktadır. O Şii Türkmenler Şii partilere dayanmaktadırlar. Sünni Türkmenler de en fazla Irak Türkmen cephesi gölgesinde yaşamaktadırlar. Onlar mutlaka iki Türkmen grubu, Şiiler, Sünniler bu yüzden bir araya gelmemektedirler. Ve bunun yüzünden herhangi bir hak elde, şimdiye kadar bir hak elde edememiş. Ne etmeli? Bak böyle bir durumda siz bir kalem ehlisiniz, aksakalmışsınız, Türkmen elinde tanınmış bir şahsınız, hem de Türkiye'de
nə önərirsiniz? Nə eləyə millətimiz nə etməlidir? Düşmən ilə nə etməlidir? Bəncə türk millər məzhəbçiliyi yan buraqaraq və diş taraflardan hangi dövlət olursa olsun, hər hangi bir yardım bəkləmədən silaha sarılaraq, sadəcə mediyada deyil, silaha sarılaraq haqlarını alırlar, yoxsa alamazlar. Bəl adları getirmədiyi diğer gruplar, diğer milletler var, haqlarını silaha sarılaraq aldılar, o ağlıyorlar. Ancak Türkmenler üçüncü oluşum, üçüncü millet olduklarına rağmen onlar şimdiye kadar 5, 6, 7, 8 ancak milletvekili yetiştirebilirler. Onların en az 20-25 milletvekili yetiştirmeleri parlamentoya gerekirdi. Parçalandıkları için herhangi bir hak elde edemiyorlar. Ben onlara tavsiyem bir kütle halinde hem seçimlere katılmak hem de haklarını dediğim gibi nasıl ki diğer milletlerin, diğer partilerin, Arap olsun, Arapler Sünni olsun, Şii olsun ve diğer milletler olsun, silaha sarılıyor. Türkmenler de öyle davranmasalar herhangi bir hak elde edilmezler. Ben okumak istemiyordum. Buyurun. Ama yeri geldi, siz istediniz. Buyurun. Ben bu şiir okumazdım. Okuyalım. Biz Türkmenlerin hakkı. Telefardan Mendeliye elimiz şehirdedir, obadadır hakkımız, kimliğimiz. Bu asıl bu, dilimiz asıldadır, şivededir hakkımız. Herkes bilir, 3 milyondur sayımız, buna göre almalıyız payımız. Her mecliste gerek olsun rayımız, masadadır, yasadadır hakkımız. Ana yurdu elimizden geçmeyiz, atapayı malımızdan geçmeyiz, dilimizden geçmeyiz, buradadır, oradadır hakkımız. Biz Irak'ta asırlardan beriyiz, akınlara karşı koyan çeriyiz, bu vatanda üç milletin biriyiz, aradadır, ortadadır hakkımız. Şanlı Irak temelini kuran biz, kara günler tehlikeler gören biz, sürgün olan hem de şehit veren biz, şimdi bizim nerededir hakkımız? Koy damlasın kanımız bu toprağa, yazılacak şanımız bu bayrağa, el bir olsa millet durur ayağa, işte buna ifadedir hakkımız. Biri alsın iktidarı eline, o biri de hakim olsun eline, yazık yazık biz Türkmenler haline, hak isteriz sıradadır hakkımız. Hak isteriz, sıradadır hakkımız. Yüreğinize, nefesinize, kalemize bu şiiri okumayacaktım ama bu şiir, bu şiir Irak'ta yaşayan, Türkmen elinde yaşayan soydaşlarımızın bir manifestidir, manifestosudur. Yani biz ne istiyoruz? Bu şiirlerde Rıza Çolakoğlu yazdı. Onlarca şiirler var, bunu okuyamayacaktım ama siz istediniz. Çok yok, biz tabii ki istiyoruz, yine isteyeceğiz. Dilimiz nece yaşanır orada? Bak siz yazırsınız. Ve yazanlar var. Ben istedim ki dilimizi yaşanmak için ne problemler, ne sorunlar var. O dil sorunlarımızdan, medeniyet sorunlarımızdan da diyesiz. Ve maalesef biz telefarda Saddam zamanında baskıya uğradık. Soykırımına uğradık. Dilimizi muharip ettiler. Bu yüzden kimi aşiretler öz asırlarından silkilerek Arap aşiretlerine mensup olmaya asimilasyon. Bunun ardından maalesef gelecek nesiller dillerini unutmaya başladılar. Şimdi benim öz problemim bu yeni nesile, yeni kuşağa nasıl öz ana dilimizi yeniden öğretiriz? Evet. Bu yüzden
əlimdə hazırladığım Tılafar Ağzı Sözlüyü. Tılafar Ağzı Sözlüyü yazıram. Onu gençlərə dilimizin nə olduğunu, bizim ləhkəmizin nə olduğunu, bizim ləhkəyə gəlincə. Yetmişlərdə, 1970-lərdə Rus komitəsi Tılafarda bulunurdu, bu qazı işlərində dolayı. Bir Azərbaycanlıya razı gəldim. Elə. Əfəndim, bizimlə sizin şeyvanızda yatıra çıxırlar, hayır dedi, eyni şey var. Aynen. Yani biz Azərbaycan Tılafar ləhcəsi, özəlliklə Türkmen, Iraq Türkmenləri ləhcəsi. Ləhcə dedik biz, Iraq Türkmen ağızlarını Mendeli'den, yani siz kimi şeyler bilmiyorsunuz. Irak Türkmenlerinde birçok ağızlar var, lehçedeyin ağızlar. Mesela Karakoyunlu, Reşitli, Çirekhan, Karayatak, Babri, bunların bir ağızı var. Musul etrafında bulunan Türkmen köyleri. Tılafarın ağzı biraz değişir. Her onu da demek istiyorum. Tılafarın iki semti var. Aşağı Kara, yukarı Kara. Aşağı Kara, yukarı Kara, yukarı Kara biz deriz. Hele bizim de aramızda kimi değiş farklılıklar var. Kimi sözcükler. Irak Türkmenleri Kara Koyunlu'dan başlayarak Tılafar, oradan Altın Köprü, Erbil, Erkük, Dağkuk, Tuz, Bayat köyler bunları oradan Mendili, hani ki ben o semtte de yaşamışım askerlik döneminde. Mendili'nin ağzı biraz Hanik'inden fark eder. Kerkük ağzı tuz ağzından fark eder. Tuz yani tuz hurmatı. Tuz hurmatı, tuz. Ha. Dediğimiz tuz hurmatı. Tuz hurmatı. Tuz hurmatı ye görübü korlar, Tılafarlar gibi. Ama Kerkük va görübü korlar. Adı nerede? Ama tuzlar adi nerede? Biz Tılafarlar gibi. Adi nerede? Biz Tılafar ağzı, özel bir ağzı. Benim bir sürü yazılarım var bu konuda. Tılafar ağzına dair. Bizim ağzımız kalın ağzı. Mesela Türkçe'de değirmen kullanırken biz değirmen. Mesela siz nerelisiniz? Siz Haralısınız. Eyni Azərbaycançı. Biz en fazla, yani Azərbaycan'ı, ben Azərbaycan'a gittim. Bakü'ye gittim. Bakü'de orada buluştum arkadaşlarla, şehirler. Ayaz Vafalı, Elçin, Hüseyin Elçin Bey, Anar Rasulü Zayıb, başka arkadaşlarla buluştum. Onların şiir kitaplarını hediye ettim. Ben öyle bir kanaata vardım ki Tılafar ağzı Azerbaycan ağzının bir uzantısıdır. Yani çok sözcükler yatıra çıkılır, sözcükler aynı bir benzerliği var. Mesela biz ana söyleriz, siz de ana, biz çürek, ayna, yani aynı sözcükler. Hatta bir şerinde ne diyorum, aslımı sorarsak, Aslım əzəri, dalgalar halında geçtik Xazarı, Tılafar kendinden açtım nazarı, dilimdə dört həcə, adın ey vatan, ana dadın verer, dadın ey vatan, vəcəri etən. Sağ olasın, sağ olasın. Əziz ləyicilərimizin nəzərinə çatdırıram ki, bugünkü proqramımızın qonağı, əslində biz onun qonağıyıq, yəni əslində heç birimiz qonaq deyil, öz elimizdik, öz obamızdik, Anadoluyuq. Anadolu'nun her köşesi vətəndir. Türk ellerinin, Turanın her köşesi bize vətəndir. İstər Kərkük olsun, Tılafar olsun, istər Ankara olsun, istər Bakı, istərsə də Təbriz, heç fərq etməz. Bugün biz hocamızın yanındayıq, Rıza Solaxoğlu hocamızın. Hoca Azərbaycanla bağlı dedim. Biz 44 günlük vətən savaşında Türkmen elində dəstəyini hiss etdik. Mən istəyərdim ki, bax o günləri Rıza hocamız, Türkmen elimiz necə görür? Bir də Azərbaycana baxış necədir oradan? Mən istəyərdim söhbətimizi bu yöndə davam edir. Bəndən başlayayım. Azərbaycana Saddam dönəmində yurt dışına çıxmaq yasağıydı. Özellikle bizlər, ben siyasi el olduğum için bana pasport, vize verilməzdi, çıxamazdım. Ben bir hülyam idi Bakıya gitmek. Azərbaycan hülyam idi. Saddam düştükten sonra orada Tebriz'de uğradım, Azerbaycan'a gitmek istiyorum. Dediler olmaz, Irak'tan muvaffak olmaz. Burada Türkiye'de Erşad Ülgün var, bir ki ona uğraştı, vakıf, Kerkük sorumlusu.
Onun yoluyla Sayın Azerbaycan Başkonsolu ve Büyükelçisi, o dönemde bir şiir yazmıştım, Azerbaycan'a geldim. Bizim Trafar adında Azerbaycan adında. Evet. O şiiri hem Büyükelçi hem de Başkonsolosu gönderdiler. O hemen gönderdiler, ben dedim size verecek, bize verilmez, bir Irak'a verilmiyor. Ama onlar o şehirden size vize verir. Başkonsolos geldi, bir kalabalık, bir sıra düzülmüşüz. Rıza Çolak kim? Dedim ben, gel. Bir pasaportu getirdim, Azerbaycan'a gidelim. Azerbaycan'a bu 30-35 yıldan önce rahmatla 47-35 yılıydı, rahmatla Süleyman Rüstan vardı. Ben var ya. Ona bir ağıt yazdım öldükten sonra. Bu 35 yıldan önce. Sonra bir yazı yazdım. Azerbaycan şairi Bahtiyar Vahapzada. Ruhu şad olsun. Peşi sıra Tebriz'de yolum Beköy'e adım. Tebriz'den Beköy'e gittim, Azerbaycan'a gittim. Azerbaycan'a geldim, şiir yazdım. Orada birçok arkadaşlara yine verdim bu şiiri. Yani. Ondan sonra dönerken uçakla dönmedim. İran yolunu Erdemir'e gitmek istiyorum. Yolda bir memleketi uğradım, bir ilçe adı Astara. Astara bölünmüş İran, Azerbaycan. O tayaslara, bu tayaslara. Evet, oraya bir şiir yazdım. Barış Cavidiyan'dan korunlu bir şiir. Evet, hocam, bizim de bir Güney Azerbaycanlı şairimiz var. Bir 6 yıl önce dünyasını değişti. Söhrab Tahir deyir ki, benim kollarımı iğne sap edin, tikin astaranı birbirine. Tikin zulfaları birbirine. Zulfa da iki hisseden ibaret. Yani Azerbaycan'ın ta serhada sınırı oradan geçiyor. Azerbaycan şairlerinden kitap bastırdım. Arapça müsaadeleri size bir nüsha hediye ederdim. Türk şiirinden seçmeler, yine Türk şiirinden. Azerbaycan'dan 4 şair aldım, şiirlerden. Samad Orgun, Bahtiyar Vahapzada, Zelimhan Yakup ve Dürdana Kerimova. Bunların şiirini Arapça çevirmişim. Ve Karabağ'a dair birçok şiirlerimde Karabağ'ın bahsi geçmişler. Özellikle Barış Cavut ve yol ile Azerbaycan'ın ana vatana, Karabağ'ın ana vatana döndüğünü kutladım. O çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Sevindim. Barış Bey'e de selam gönderdi buradan. Onun da Barış Cavut Bey yol ile Azerbaycan'a kutlama gönderdim. Bu ana toprağa dönerken bizim Karabağ, bizim ana vatana dönerken. Karabağ bizim bir parçamız. Bizim evet. Yani, hatta deyirler ki Türkmen eline Bayat elinden, Karabağ'dan köçüp gelirler. Değerli hocamızla, Rıza Çolakoğlu'yla çok anlamlı söhbətimiz oldu. Yəqin kanalımız izleyiciləri de benim fikrimə qatılarlar. Təbii ki, söhbətimiz daha çok uzana bilər. Ama Rıza hocamızı yine Bakıda gözləyirik. Bizim de çok rəyimiz istəyir, gedək Təlafərdə, Kərkükdə soydaşlarımızın yanında olar. Ama her halda verilişimizin əvvəldə dediğim kimi, Ankara bizim bir buluşma nöqtəmizdir. Ne yaxşı ki Ankara var, ne yaxşı ki Türkiyəmiz var, ne yaxşı ki Al bayrağın kölgəsində sürəkli bayraq, mavi bayraq və bütün Türk ellərinin bayraqları bax burada dalğalanır. Biz o zaman sizə təşəkkür edirik, qiymətli vaxtınızı ayırdınız. Mən istəyərdim buradan bir Azərbaycandakı soydaşlarımıza mesaj verək və sonda sevdiyiniz bir şeiri izləyicilərimizə təqdim edək. Biz Arap türkləri genel olarak, o özellikle biz Trafarlar, Astara şiirinde dediği gibi, bir kalbimi bir tayı bu yanda atar, o bir tayı Azerbaycan'da atar. Ne güzel. Yani bizimle Azerbaycan kalbimiz bir, yarı burada, yarı orada. Aramızda bir köprü var. Biz ve Trafar, biz Irak Türkler özellikle Trafar. Ve en fazla bize, hem soy birliği, hepimiz Türk soyundan ve sonradan da ağzımızın yani lehçemizin, şeylerimizin aynı şey oldu bu. Bizimle Azerbaycan arasında bir köprü noktadır. Milli hisse gelince nerede bir Türk memleketi var, kalbimiz oradadır, orada atıyor özellikle Azerbaycan tabiyeyi. Ve Azerbaycan
bu 30-35 yıldan önce birer parçası soyulduktan sonra biz burada dinç değildik. Biz orada onların acılarını, özlemlerini paylaşıyoruz. Ancak o soyulmuş topraklar ana vatana döndükten sonra dincimiz aldık, hak olduk. Şimdi Azerbaycan'ın bütünlüğünü Irak'ın, Türkmenlerin bütünlüğü saymaktayız. Çok güzel, var olun, çok sağ olun. Bir de size teşekkür ederim. Sonunda hansı şehri Azerbaycanlı izleyicilerimize, kanunsuz izleyicilerine okuyabilirsiniz? Buyurun. Sözüm ona. Kızını dökmeyin, düzünü döker. Ulular çok gevher, söz koydu gitti. Ağır utancağı, her gelen öger. Yüzü ab eteğin, uz koydu gitti. Mevlam gül yarattı, tiken yarattı. Bu yol eğri, bu yol düzdü ögretti. Bir tölez, bir mastur, kıza söz attı. Ter aha aha, kız koydu gitti. Gevilden olacak gözden olanlar, mankıra salkamaz kendinden olanlar. Gençken sevdi ki kızdan olanlar, benzeri gözele göz koydu gitti. Herkesin dünyada var bir muradı, karınca da çaldı, rızkın aradı. Her kimin aleme ilmi yaradı, ölmedi ardınca, iz koydu gitti. Yakşı olsay herkes öger yakşılar, uzaktan özüyden gülür karşılar. Hoy değsin ardınca, konup konuşular, Allah razı olsun, üz koydu gitti. Gidenin kapamaz gelen yerini, deyeze vurmayan geçmez derini. Çokları sakladı yara sırrını, açmadı öldü de diz koydu gitti. Kapkaranuk am temyarı geceler, kervan koştu yola düştü hacara. 100 yaşında beli bükük kocalar, bak tepti gügermiş karz koydu gitti. İçti helli kahve yedi pılavı, kayırdı koltuğu dolu kılavı. Dağıttı dumanı boğdu halavı, külün arasında köz koydu gitti. Doğuzla dost olsay ekersey darı, gül olamadıysay har olma bari. Esti hazan töktü yarpağı bari, baharın yerinde güz koydu gitti. Gevül verme iki yüzlü uyduya, ağı sunar bal yerine haydiye. Aldırmadı rıza dedi koydu ya, boş verdi yoluna, düz koydu gitti. Bir kısa şiir. Ben de birini okuyayım Rıza hocamızdan. Çok muhteşem bu çağrıştı, barış marşı. Gel ey sünni kardeş, ey şii kardeş, gel kardeş olalım Allah aşkına. Ara yerden kalksın kin yavaş yavaş, gel gel barışalım Allah aşkına. Giden gitti yine sayfa açalım. Sen hakkın hikkinden vazgeç, ben de geçelim. İkimiz bir kapta yiyip içelim, gel sohbet edelim Allah aşkına. Aslımız Türkmendir, Türkmen kalalım. Kanımızla yurdu satın alalım. Telafer bizimdir, el bir olalım. El ele verelim Allah aşkına. Hoca, bu çağrışlara göre size çok teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Ne yaxşı ki varsınız, ne yaxşı ki milletimizin dilini, medeniyetini, milli varlığını yaşadan sizler varsınız. Yəqin ki bizim izleyicilerimiz Rıza hocamızı büyük zövqlə, büyük şövqlə, büyük gurur hissiyle izleyecekler. Ben de sizinle konuşmanızda şeref duydum. Çok sevindim. Tabii burada Sayın Barış Cavit yoluyla. Barış Cavit Bey'e, önce Barış Cavit Bey'e, sonra size bizimle görüşmeyi yaptığınız için memnuniyetimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bir daha izleyicilerin nazarına çatdırıram ki, bugünkü programımızda düşmən elindən, Təlafərdən çox tanınmış şair Rıza Çolakoğlu'nu sizlere təqdim etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı milletimizi, Tanrı dünyanın istənilən nöqtəsində olan ellerimizi, oğalarımızı var etsin.